Talebin fiyat esnekliği üzerine birçok video yaptık. Sıra arzın fiyat esnekliğine geldi. Arzın fiyat esnekliği derken talepte gördüğümüz fikrin arza uygulanmasıyla piyasaya arz edilen miktarın fiyattaki yüzdelik değişimlere ne kadar duyarlı olduğunu ölçmeye çalışacağız. Bunu fiyattaki belirli bir yüzdelik değişim için arz edilen miktardaki yüzdelik değişim olarak hesaplayacağız söylediklerimin daha iyi anlaşılması için bir örnek üzerinde konuşalım. Çok basit bir piyasa düşünelim. Mesela bir elma piyasası olsun. Dikey eksen fiyatı veriyor ve ton başına binlerce liradan bahsediyor olabiliriz. Yatay eksende miktar yani günde kaç ton elma üretildiğini gösteriyor. Buradaki arz tablosu ve buradaki arz eğrisi aynı veriyi temsil ediyorlar. O halde şimdi gelin A noktasından B noktasına ilerlerken arzın fiyat esnekliğinin nasıl değiştiğini düşünelim. A noktası bu. Fiyat dörtgen miktar yani kantite 1. B noktası da bu. O halde hadi A noktasından B noktasına arzın fiyat esnekliği nasıl değişmiş hesaplayalım. Fiyattaki yüzdelik değişim nedir? 4'ten 6'ya geldiğimize göre değişim artı 2. Bu durumda fiyattaki yüzdelik değişimi de değişim yani 2 bölü başlangıçtaki fiyat olan 4 çarpı %100 ile hesaplayacağız. Bu da %50'ye eşittir. Peki ya miktardaki değişim? 1'den 2'ye geldik. Başlangıçtaki miktar 1, değişimde artı 1 olduğuna göre bunu bir de %100 ile çarpmamız lazım. O zaman sonuç %100 olur. Fiyattaki %50'lik bir değişimin sonucunda A noktasından B noktasına gelmişiz ve piyasaya arz edilen miktar da %100 artmış. %100'ü %50'ye bölünce sonuç 2 olur. Peki B noktasından C noktasına ilerlediğimizde ne olur? Bu da C noktası. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve B noktasından C noktasına ilerlediğinizde arzın fiyat esnekliğinin nasıl değiştiğini kendi kendinize hesaplamayı deneyin bir öncekine benzer bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Fiyattaki yüzdelik değişimi bulalım. Başlangıç fiyatı 6 idi. Değişim artı 2. Bunu yüzde çarpınca sonucu 1 bölü 3 çarpı yüzde yüzden yaklaşık olarak yüzde 33,3 olarak buluruz. Peki ya arz edilen miktardaki yüzdelik değişim nedir? 2'den 3'e geliyoruz. Başlangıç miktarı 2 idi. Değişim artı 1. Çarpı %100 o halde sonuç 50 olur. Bu da fiyatta 1 bölü 3 oranında ya da %33,3'lük bir değişim olduğunda arz edilen miktardaki değişimin %50 olduğu anlamına gelir. Yani B noktasından C noktasına geldiğimiz durum. %50 bölü %33,3, %50 çarpı 3 ile aynı şeydir. Ve bu da 1,5'e eşittir. Talebin fiyat esnekliğinde olduğu gibi elimizdeki veri ister bir tablo ister grafik gösterilen bir eğri olsun görüyoruz ki arzın fiyat esnekliği de değişiyor. Ama bu eğimle aynı şey değil. Ek olarak bu videoda size gösterdiğim hesaplama biçimi belki de en basit yöntemdir. Ama A'dan B'ye geldiğinizde elde ettiğiniz sonucun büyüklüğü ile B'den A'ya geldiğinizde elde ettiğiniz sonucun büyüklüğü aynı değildir. Tabii ki daha gelişmiş hesaplama yöntemleri de var. Ve bu yöntemlerle A'dan B'ye ya da B'den A'ya yani hangi yönde ilerlerseniz ilerleyin bizim bulduğumuzla aynı sonucu bulursunuz. Ama bu karışık yöntemlerden bahsetmek için henüz erken. Arzın fiyat esnekliğinin büyüklüğü birden küçük olduğunda bu bir büyüklük olduğu için sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olacağını biliyoruz. Bu durumda arzın fiyat esnekliği esnek değildir. Yani arz edilen miktar fiyattaki yüzdelik değişimlere duyarlı değildir. Arzın fiyat esnekliğinin büyüklüğü birden büyük olduğunda ise arzın fiyat esnekliği esnektir. Ve fiyattaki belirli bir yüzdelik değişim piyasaya arz edilen miktar ya da kantitede daha büyük bir yüzdelik değişime yol açar. İşin mantığı işte bu kadar basit.